Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türkiye büyük bir devrimle savunma sanayide büyük oyunculardan biri haline geldi. Yerli ve milli üretime ağırlık verip dışa bağımlılık seviyesini düşüren Türk savunma sanayinin ürettiği bazı sistemler dünyada birçok kez manşet oldu. Bugün bu videomuzda dünya tarafından birçok kez analizleri, yorumları ve haberleri çıkan dünya ünlü TB2 hakkında konuşacağız. Bayraktar TB2 gerçekten kendini defalarca kanıtladı. Katıldığı her operasyon ve savaşta birçok üstün başarı yakalayan bu harika Türk silahı, özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra dünyadaki popülerliğine popülerlik kattı. Karabağ'da Azerbaycan ordusuna hizmet veren TB2, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesinde büyük rol oynadı. Bayraktar TB2 hakkında konuşan birçok askeri uzman var. Bu videomuzda ise iki askeri uzmanın konuşmalarından örnek vereceğim. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi kıdemli politika üyesi Gustav Gressel, Türkiye ve Azerbaycan tarafından Karabağ Savaşı'ndaki insansız hava araçlarının kullanımının Avrupa'ya endişe vermesi ve onu düşündürmesi gerektiğini söyledi. Orta Doğu Enstitüsü Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Programı'nın kıdemli bir üyesi ve yöneticisi olan Charles Lister, Türk insansız hava araçlarının Suriye rejiminin hava savunma sistemlerini imha etmesinin emsalsiz olduğunu söyledi. Dediğim gibi Bayraktar TB2'ler katıldığı her operasyonda kendini kanıtladı ve gerçekten çok büyük bir ihracat başarısı yakaladı. Gelin Bayraktar TB2'ler Karabağ'da Azerbaycan ordusuna ne gibi katkılar vermiş ona bakalım. Haziran 2020'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağını duyurdu. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Bayraktar TB2'ler Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine karşı büyük bir başarıyla kullanıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin D-44, D-30, D-20 ve D-1 olmak üzere toplam 118 adet topçusunu, bilinmeyen sayıda piyadelerini, 85 kadar T-72 tanklarını, 17 civarı 2 S-1 Govizla kundağı motorlu obüsünü, 3 adet BM-30 Smerç balistik füze sistemini, 56 kadar BM-21 Grad, 1 adet TOS-1 çok namlu roketler sistemini, 12 BMP-1, 5 BMP-2 zırhlı savaş araçlarını, pek çok zırhlı personel taşıyıcılarını, toplam sayıları ortalama 178 olan askeri kamyon ve jipi, öz hava savunma sistemlerini, yaklaşık 16 OSA, 3 Streloon ve 5 adet S-300 hava savunma sistemini Bayraktar TB2'lere etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535'i Bayraktar TB2 ile etkisiz hale getirildi. Savaş sonrasında Bayraktar TB2'lerin Ermenistan'a verdiği toplam zarar 1 milyar doları geçti. 5 Ekim 2020'de Kanada Dışişleri Bakanı Philip Campaign, savaş sırasında TB2'lerde Kanada üretimi sistemlerin kullanılması sebebiyle Türkiye'ye yapılan satışın durdurulduğunu duyurdu. Daha sonrasında Rotax şirketi motorların sadece sivil kullanıma yönelik olması gerektiğini belirtti ve kullanımı belirsiz olan ülkelere ifadelerinde bulunarak Baykar savunmayı motor ve yedek parça satışını durdurdu. Benzer bir tepki Bayraktar TB2'ye tek yönlü valf ile su tutucu parçaları sağlayan İngiliz Endeavour şirketinden geldi. Şirket 11 Ocak 2021'de Baykar savunmadan gelen tüm siparişleri iptal ettiğini ve tedariğin durdurulduğunu açıkladı. Türkiye bu ambargolara karşı olarak TYPD-170 motorunu ve Aselsan KAS elektrooptiğini kullanıyor. Bayraktar TB2'nin Ukrayna'daki başarılarına bakalım. 9 Nisan 2021 tarihinde Ukrayna tarafından Bayraktar TB2 keşif ve gözlem amacıyla Donbas üzerinde kullanıldı. Uçuşla birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bayraktar TB2'yi ilk kez aktif bir çatışma bölgesinde kullanmış oldu. Ekim 2021'de Bayraktar TB2 Rus ayrılıkçı kuvvetlerine ait bir D-30 obüsünü etkisiz hale getirdi. Böylelikle Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2 kullanarak bir hedefi vurmuş oldu. 2022 Rusya'nın Ukrayna istilası sırasında Bayraktar TB2'ler aktif olarak rol oynadı. Savaşın ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı 4 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı imha ettiklerini iddia etti. Ancak bu iddia ne Ukrayna tarafından ne de bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Ayrıca imha edildiği TB2'lere ait herhangi bir video ya da fotoğraf yayınlanmadı. 27 Şubat 2022'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Twitter'dan Herson bölgesine Bayraktar TB2 tarafından vurulan bir Rus askeri konvoyunun videosunu paylaştı. Silahlı kuvvetler tarafından yayınlanan video görüntülerine göre Bayraktar TB2 insansız hava araçları, bir tank,
ve karadan hava füze sistemleri de dahil olmak üzere Rus askeri araçlarını başarıyla imha etti. Ayrıca Bayraktar TB2'nin iki Rus yakıt trenini de imha ettiği bildirildi. Çatışma sırasında Bayraktar TB2 SİHA özellikle hava savunma sistemlerine odaklandı. Bayraktar TB2 13 Mart itibarıyla 1 adet Panzer S1, 1 adet DK-330 Tor, 5 adet BK-97 Buk dahil olmak üzere 8 adet hava savunma sistemini imha etmiştir. Bunun yanı sıra Bayraktar TB2, 5 kundağı motorlu top, 2 lojistik malzeme taşıyan tren, 2 komuta kontrol merkezi, bir çok namlu roket atar, 24 askeri araç, kamyon ve cipi imha etmiştir. Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'daki popülaritesi bir şarkı yeniden oldu. Silahlı insansız hava aracı hakkında yazılan Bayraktar isimli şarkı Rus ordusuna ve istilaya hakaretler yağdırdı. 13 Nisan 2022'de Ukrayna tarafından batırılan Rus kruvazörü Moskova'nın savunma sistemlerinin TB2'ler tarafından aldatıldığı iddia edildi. Savaş devam ederken Ukrayna'ya Bayraktar TB2'yi hibe etmek üzere Litvanya, Norveç, Polonya, Kanada ve Letonya'da halk tarafından çeşitli barış kampanyaları düzenlendi. Litvanya'da 3 adet Bayraktar TB2'yi hibe etmek için başlatılan kampanyada 3 günde bir TB2'nin fiyatından daha fazla olan 6 milyon euro toplandı. Baykar yapılan kampanyalara karşı 3 adet Bayraktar TB2'yi herhangi bir ücret almadan Ukrayna'ya hibe etti ve toplanan paraların Ukrayna'ya bağışlanmasını istedi. Aynı şekilde Polonya'da başlatılan kampanyada da 1 adet TB2 için hedeflenen para toplandı. Baykar teknolojisine hiçbir ücret almadan 1 adet Bayraktar TB2'yi Ukrayna'ya hibe ederek toplanan paranın Ukrayna için yardım kuruluşlarına bağışlanmasını istedi diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.